Merhaba gençler, Bir Yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün masamızda Özde Bir Yayınları'nın TYT Türkiye Genel Deneme Sınavı var. Birinci deneme bu. İnşallah arkadaşlar fırsat bulabilirsem AYT'sinde çözmeyi düşünüyorum. Hemen bakalım arkadaşlar 15. sorudan. Hücrede gerçekleşen bazı metabolik olaylarda aşağıda belirtilmiştir diyor. Bu olayların diyor prokaryot ve ökaryot hücrelerde diyor gerçekleşenler diyor, meydana gelenler hangisi doğrudur diyor bize. Arkadaşlar önce prokaryot ve ökaryotu bir hatırlayalım. Bakın prokaryot bir hücre. Bakın hücre zarı olmadan zaten hücre diye bir şey olmaz değil mi? DNA sitoplazmaya dağılmış. Niye yok bunun arkadaşlar? Çekirdek zarı yok. Çekirdek zarı yok. Çekirdek zarı. Hücre zarı bunu karıştırmayalım. Çekirdek zarı yoktur. Aynı zamanda arkadaşlar niye yok bunun? Zarlı organelleri yok. Hocam zarlı organel dediğimiz şey ne? Bakın bu ökaryotlarda bulunan çekirdek zarı var. DNA arkadaşlar sitoplazma da bulunmaz bunlarda. Çekirdekte bulunur. Başka nerede bulunur arkadaşlar DNA? Bakın bu ERE, işte Golgi filan. Bakın bunlar zarlı organeller. Arkadaşlar ökaryotlarda DNA bir de nerede bulunuyor? Mitokondri ve kloroplastte bulunuyor çekirdekten farklı olarak. Mitokondri, işte lizozom, kofol, İşte hayvan hücresi ya bu sentrozom, işte peroksizom filan organeller arkadaşlar bulunabilir. Peki prokaryotlarda hangi organel var? Arkadaşlar sadece ribozom var değil mi organel olarak? Ribozom zaten tüm canlılarda ortaktır. Ribozom tabii ki ökaryotlarda da var. Peki ribozom nerede bulunur ökaryotlarda arkadaşlar? Mitokondri ve kloroplastin içinde bulunabilir. Sitoplazmada zaten bulunuyor ribozom. Bir de arkadaşlar nerede bulunabilir? Granülü ERE diyoruz ya, ERE'nin bakın içinde değil, üzerinde bulunabilir. Bir de arkadaşlar çekirdek zarı çift katlı ya, bunun sitoplazmaya bakan arkadaşlar dış kısmında bulunabilir. Ne varmış ökaryotlara bakın, çekirdek zarı varmış, çekirdek zarı var. Bir de ne var? Zarlı organeller var. Zarlı organeller var imiş. Peki hangi canlılar prokaryot, hangileri ökaryot? Arkadaşlar bakteri ve arkeler nedir? Bakteriler ve arkeler, bunlar prokaryot hücre yapısına sahip. Protist dediğimiz arkadaşlar grubumuz protistalar. Protistler içerisinde arkadaşlar kimler bulunuyor? Amip, öglena, paramecium, işte sporlar içinde plazmodium var, cıvık mantarlar, algler filan protista grubunda yer alıyor diyebiliriz. Başka bitkiler alemimiz var arkadaşlar. Ökaryot hücre yapısına sahip, mantarlar alemindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahip, bir de hayvanlar alemindeki canlılar arkadaşlar ökaryot hücre yapısına sahip. Şimdi bakalım diyor ki kloroplastı diyor inorganikten organik yapmak. Arkadaşlar kloroplast arkadaşlar zarlı organel değil midir? Evet. Dolayısıyla nerede yer alır bu? Ökaryotlarda yer alır. Sitoplazmada diyor. Bakın ne dedik arkadaşlar? Ökaryotlarda arkadaşlar DNA nerede olur? Çekirdekte olur. Mitokondri kloroplastta olur. Sitoplazmada ne olmaz? DNA olmaz. Bu nedir arkadaşlar demek ki? Prokaryottur. Bakın prokaryotları zaten DNA sitoplazmında yer alıyor. DNA'nın olduğu yerde zaten RNA sentezlenecek ya. Yani DNA neredeyse zaten RNA sentezi de orada olur diyoruz. Peki ribozomlarda diyor polimer sentezi. Tüm canlılarda proteinler ribozomda sentezlenir arkadaşlar. Bu da tüm canlılarda ortaktır. Hücre duvar arkadaşlar. Kimlerde var? Bakterilerde var. Neydi yapısı? Peptidoglikan, arkelerde var, yalancı peptidoglikan. Protistler içerisinde arkadaşlar kimde var? Algilerde var, bitkilerde selüloz çeper var, mantarlarda arkadaşlar kitin çeper var. Dolayısıyla hem prokaryot hem de ökaryotlarda ne var? Çeper var. Prokaryotlar görünenler 2, 3, 4. Ökaryotlarda görünenler de 1, 3 ve 4. Yani cevabımız denizde olmuş oldu. 16. soru arkadaşlar canlıların temel bileşenleriyle ilgili. Bir insan için diyor hangileri esansiyel yani insanda üretilemeyen molekül olabilir? Polisakarit monomeri olan X bileşiği. Arkadaşlar polisakaritlerin yapısında ne var? Glikoz var değil mi? Glikoz arkadaşlar biz dışarıdan tabii ki alıyoruz ama gerekli durumlarda biz de arkadaşlar protein ve yağları tabii ki glikoza çeviriyoruz. Karaciğerde uzun süre açlıkta arkadaşlar bunu tabii ki böbreğimizde yapıyor. Yani biz bunu arkadaşlar dışarıdan almayabiliriz. Yani vücudumuzda üretilebilir ihtiyaç durumunda. Bir vitamin çeşidi olan Y bileşiği. Arkadaşlar vitaminler bizim için esansiyeldir. Bakın vitaminler
insanlar için esansiyeldir. İnsanlar için esansiyeldir. Yani biz bunları üretemiyoruz. Bu esansiyeldir deriz. Yasid arkadaşlar, bakın yasidlerin de bazılarını omega 3, omega 3, omega 6 bunları ne yapamıyoruz arkadaşlar? Biz üretemiyoruz. Dolayısıyla bunlara karşı dışarıdan hazırlanmamız gerekiyor. Aminoasitler arkadaşlar biliyorsunuz 20 çeşit aminoasitin biz 12 tanesini üretebiliyoruz. Üretebiliyoruz. Ama 8 tanesini arkadaşlar üretemiyoruz. Yani bunlar bizim için nedir arkadaşlar? Esansiyeldir diyebiliriz. Üretemediğimiz diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? Denizli olmuş oldu. Bir diğer sorumuz mantarlar alemiyle ilgili. Biliyorsunuz arkadaşlar mantarlar alemi heterotroftur. Glikojen depoluyor. Glikojen depolar. Kim gibi? Hayvanlar gibi değil mi? Glikojen depolar. Ama bitkilere benzeyen yönü ne arkadaşlar? Hücre çeperi var. Hücre çeperi bulunuyor. Ne yapıdı arkadaşlar hücre çeperi? Kitin. Kitin neydi arkadaşlar? Polisakkariti değil mi? Çoğunluğu arkadaşlar ayrıştırıcıdır. Saprofittir yani. Doğada ayrıştırıcı olarak görev yapıyor. Ayrıştırıcılar ne yapıyor arkadaşlar? Organik atıkları inorganik arkadaşlar ne yapıyorlar? Ayrıştırıyorlar diyebiliriz. Ayrıştırıcı olarak beslenen türleri diyor hücre dışı sindirim yapar. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bakın küf mantarı veya işte şapkalı mantarı düşünün. Şapkalı mantar arkadaşlar ne yapıyor ormanda? Oradaki bitki kalıntılarının üzerinde veya kütükler falan var ya onların üzerinde ne yapıyor? Orada büyüyor. Orada arkadaşlar bakın ortamdaki organik atıkları işte bu selüloz olabilir, başka organik atıklar olabilir. Hücre dışına enzim göndererek bu enzimlere beraber ne yapıyor? Bunları daha küçük arkadaşlar monomerlerini sindiriyor. Monomerlerini sindirip daha sonra bunları ne yapıyor? Hücrelerinden geçirip hücre içerisine alıyor. Bu şekilde arkadaşlar doğadaki organik atıkları ayrıştırmış oluyor. Bakın hücre dışı sindirim arkadaşlar ne yapıyor bunlar? Yapabiliyorlar. Diğer türlü zaten büyük molekülleri ne yapamazlar? Çeperleri var değil mi? Hücre üzerinden o şekilde geçiremezler. Aktif olarak yer değiştirememeleri ve hücre duvarına sahip olmaları yönüyle bitkilere benziyorlar. Evet hücre duvarları var ve sabit yaşıyorlar. Yani aktif olarak hareket edemiyorlar. O nedenle bu yönleriyle bitkilere benzetilebilirler. Ekmek küfü gibi mantarlar diyor, hifler diyor, fotosentezde etkili olur. Arkadaşlar zaten bunlar nedir dedik? Heterotrofturlar. Heterotrof oldukları için arkadaşlar ne yapamazlar? Tabii ki fotosentez yapamazlar. Maya mantarlar arkadaşlar bunlar nedir? Bunlar tek hücreli mantarlardır. Geçen sene bunu sınavda soru da biliyorsunuz TYT'de. Tek hücreli mantarlardır. Ne diyor bize? Çok hücreli yapıya sahip diyor mantar formudur. Bu da arkadaşlar yanlış olmuş oldu. Kimler çok hücrelidir arkadaşlar? Küf mantarları. Küf mantarları ve şapkalı mantarlar. Bunlar çok hücrelidir ama maya mantarları nedir arkadaşlar? Tek hücreli mantarlardır. Söylemez diyor bize. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar mitoz mayoz eşeyle eşey süreme ile ilgili. Diyor ki bize eşeyle üreme ile ilgili bir şema aşağıda gösterilmiş diyor. Buna göre tür içi kalıtsal çeşitliğin ortaya çıkmasında diyor. Yukarıdaki verilen olan hangilerinde etkisi yoktur diyor. Arkadaşlar çeşitliliği ne sağlıyordu? Mayoz bölünme değil mi? Mayoz bölünme içerisinde ne vardı arkadaşlar? Homolog kromozomların rastgele ayrılması, homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi. Bir de ne vardı? Crossing over vardı arkadaşlar. Crossing over. Bunlar arkadaşlar çeşitliliği sağlıyor idi. Bir de arkadaşlar döllenme de gene çeşitlilik oluşturur. Farklı gen kombinasyon oluşmasını sağlıyor. Mayoz ve döllenme arkadaşlar ne oluyor? Çeşitliliği sağlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla biz bunlara bakacağız. Bir nedir bakın? Dişi birey iki en kromozomlu arkadaşlar. Dişi bireyden mayoz bölünmeyle ne oluşuyor? Bu yumurta hücresi arkadaşlar. Yumurta oluşuyor. En kromozom. Demek ki bir mayozmuş. Aynı şekilde bakın erkek bireyden arkadaşlar iki en kromozomlu erkek birey mayoz bölünmeyle üreme hücresi yani arkadaşlar sperm oluşturuyor diyebiliriz. Sperm en kromozom. Peki üçüncü olay ne? Sperm ve yumurtanın bir araya gelmesi. Bu nedir arkadaşlar? Döllenmedir. Döllenme. Peki döllenmeden sonra bakın zigot oluşuyor yani döllenmiş yumurta zigot. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyor zigot? Mitoz bölünmelerle beraber
neyi oluşturuyor? İşte embriyo devamında yavru birey oluşuyor diyebiliriz. Yani şurası nedir arkadaşlar? Mitoz bölümü. Dördüncü olay. Şimdi arkadaşlar çeşitlilik nerede var? Dedik ki mayoz ve döllenme de var değil mi? Yani 1, 2 ve 3 de var. 4 de arkadaşlar ne yoktur? Çeşitlilik yoktur. Arkadaşlar yalnız dikkat edin. 4 tane var arkadaşlar, çeşitlilik yok dedik. Bu olaya biz ne diyoruz? Farklılaşma diyoruz. İyi de çeşitlilik olmadan yani DNA değişmeden farklılaşma nasıl oluyor? Yani diyelim ki şu zigot ya, zigotun diyelim ki ABC genleri var. ABC. Mitozda arkadaşlar oluşan hücrelerin de gene, yani şu çocuğun diyelim ki şuradaki beyindeki sinir hücresinin DNA'sı da ABC genleri var. Diyelim ki şuradaki kasında da ve epitelinde de ne var? Epitel hücresinde de gene ABC genleri var. İyi de biri kas, biri epitel nasıl olmuş o zaman? Bunu biz nasıl ifade ediyoruz? Yani farklılaşma dediğimiz olay ne? Bakın DNA aynı DNA ama çalışan genler farklı. A geni çalışınca arkadaşlar ne olmuş? Sinirsel iletimle ilgili özellikler kazanmış bu hücreler. Yani beynimiz oluşmuş. Demek ki B ve C burada çalışmıyor ama var yani. Aynı şekilde bakın epitel hücresinde de A geni çalışmıyor ama var. B geni çalışıyor. İşte bu da ne oluyor arkadaşlar? Epitel, işte derimiz, merimiz oluşuyor diyebiliriz. Veya işte kas hücresini düşünün. Kas. Kasta da A, B, C genleri var. Ama burada A ve B çalışmıyor. C geni çalışıyor ve kasılma ile ilgili özellikler kazanan hücreler oluşuyor. Aktin miyozin sentezleniyor filan. Yani demek ki farklılaşmayı nasıl anlayacağız? Aktif genler değişiyor. Tamam mı? Aktif gen farklılığından dolayı farklı dokular ve organlar oluşuyor diyebiliriz. Evet, bu çeşitlilik demek değil. Demek ki arkadaşlar cevabımız neymiş? Cevabımız Adana'ymış. 19. soru arkadaşlar kalıtım sorusu. Belli bir karakter yönüyle G1, G2, G3 ve G4 allellerini, yani bir karakteri kontrol eden arkadaşlar bakın 4 tane gen varmış. Bulunduğu diploid yani 2N canlı türüne ait bir popülasyonda diyor. Aller arasında diyor baskınlık ilişkisi G1, G2'ye, işte o G3'e filan bu şekilde baskınlık sıralaması var imiş. Buna göre diyor G1, G2 ile G3, G4 genlerini taşıyan yani bu genotipteki iki bireyi çaprazlaması sonucu diyor hangileri meydana gelebilir. Arkadaşlar ben şeyden bahsetmek istiyorum size. Yani bunları biz neye göre yazıyoruz? Arkadaşlar bir hücre eğer 2N kromozomlu ise, 2N kromozomlu ise bu şu demektir. Homolog kromozom çiftlerini beraber taşıyor demektir. Yani bakın kromozomlar çiftler halindedir demektir. Mesela diyelim ki bir karakteri kontrol eden iki tane gen olduğu zaman biz ne yapıyorduk? Büyük A küçük A diyorduk değil mi? Ondan sonra diyorduk ki işte bireyler 3 farklı genotipte olabilir diyorduk. Ne diyorduk? İşte büyük A büyük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A olabilir diyorduk. Niye böyle bunu yazıyoruz? Yani bir karakterlik kontrol eden iki tane gen varsa 2N kromozom bireyde arkadaşlar bu karakterle ilgili iki tane gen olması gerekiyor. Bu kromozomlar üzerindeki genler büyük A büyük A'da olabiliyor. İşte biz bunu şöyle ifade ediyoruz. Biri baskın biri çekinik de olabilir. O zaman ne olur? Heterozigot olur. İkisi de çekinik olursa küçük A küçük A o zaman da diyorduk ki böyle olabilir. Bir karakterlik kontrol eden arkadaşlar eğer 4 tane gen varsa ve canlı 2N kromozomlu ise bu bireyde arkadaşlar bu karakterle ilgili 2 tane gen bulunacak. Yani bunlar da arkadaşlar ikili ikili yazmamız lazım. Yani bu birey ne olabilir bakın? 2 tane G1 geni taşıyabilir. G1, G1 olur. Başka G2, G2 olur. 2 tane aynı geni taşıyabilir yani G2 genlerini. G3, G3 olabilir değil mi? G4, G4 olabilir. Bakın ne oldu? Bunlar arkadaşlar homozigot bireyler. Yani homozigot olabilecek bireyler bunlar. Bu karakter bakımından. Ya da ne olabilir? Bakın G1, G2 olabilir. G1, G2. Başka ne olabilir? G1, G3 olabilir. Başka G1, G4 olabilir. Başka G2, G3 olabilir. Başka ne olabilir? G2, G4 olabilir. Başka ne olabilir zaten? G3, G4 olabilir. Bakın hepsini yazmış olduk aslında. Kaç tane farklı genotipte olabiliyormuş bu bireyler? 2, 4, 6, 8, 10. Hatta bunu pratik olarak biz nasıl buluyoruz normalde? N çarpı N artı 1 bölü 2'den buluyoruz değil mi? Bu formülü kullanabilirsiniz. Bu neyi veriyor bize? Genotip çeşidi sayısını veriyor bize diyebiliriz. Genotip çeşidi sayısı. Yani bir karakteri belirleyen 4 tane gen varsa 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 tane farklı genotip vardır. Biz de arkadaşlar bunları ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yani ikililerin sayısını yazmış olduk aslında. Peki bunların fenotipi nasıl olur arkadaşlar? G1, G1 olunca zaten arkadaşlar G1 fenotipli olur.
G2, G2 olunca zaten G2 fenotipli olacak. G3, G3 genlerini taşıyan G3 fenotipli olacak. G1, G2 taşıyan arkadaşlar ne olacak? Bakın G1, G2'ye baskın olduğu için G1 fenotipli olacak. G1 zaten hepsine baskın ya. G1, G3'te ne olacak? G1 fenotipli olacak. G1, G4 de arkadaşlar gene G1 fenotipli olacak. G2 arkadaşlar G3'e baskın. Dolayısıyla bu da ne olacak? G2 fenotipli olacak. G2, G4'e baskın olduğu için bu da arkadaşlar gene G2 fenotipli olacak. Bakın G3, G4'e baskın olduğu için bu da ne olacak? G3 fenotipli olacak. Tamam. Şimdi bize ne diyor çaprazlayın? G1, G2 ile G1, G2 ile kimi çaprazlayacağız? G3, G4'ü çaprazlayacağız. Bunlar arkadaşlar çaprazlamasını yapalım. G1, G3 bir araya gelebilir. G1 ile G3 arkadaşlar bir araya gelebilir. Ya da G1 ile G4 genleri bir araya gelebilir. G1, G4 ya da G2 ile G3 bir araya gelebilir. G2, G3 ya da G2 ile G4 bir araya gelebilir. G2, G4. Bunların fenotiplerini bulalım. Bakın bunu nedir arkadaşlar? G1 ile G3 bir araya gelince zaten ne oluyor? G1 fenotipli oluyor. Niye? Çünkü G1 arkadaşlar bakın G3'e baskın. Şu G1 ile G4 genleri bir araya gelince ne oluyor? 1-4'e baskın olduğu için bakın ne oldu? G1 fenotipli oluyor bu da. Bunlar fenotipler. Bu da arkadaşlar nedir? G2, G3'e baskın olduğu için G2 fenotiplidir. Bu da arkadaşlar G2, G4'e baskın olduğu için bu da G2 fenotiplidir. Diyor ki G1 fenotipi birey oluşabilir. Evet bakın G1 fenotipi birey arkadaşlar şu ikisini oluşabiliyor. Bu doğru. G2, G3 arkadaşlar genotipli diyor. Bakalım G2, G3 evet genotipli birey. Şu bireyden bahsediyor. Oluşabiliyor. G3 fenotipli bakalım var mı? Hayır, G2 ve G1 fenotip birey oluşabiliyor, değil mi? G3 oluşmuyor burada fenotip olarak. G4 genotipli. Bakın G4 bu bireyde olmadığı için, değil mi? Bunda var ama birinci bireyde olmadığı için iki tane G4'ün bir araya gelme ihtimali yok. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Burada arkadaşlar bir besin zinciri var. Bakın fitoplankton fotodan aklınıza gelebilir. Fotodan fotosentez yapan mikroskobik canlılar ifade ediyor. Yani üretici bu arkadaşlar, üretici. Onunla beslenen arkadaşlar hayvansal mikroskobik canlılar, zooplanktonlar. Onunla beslenen arkadaşlar küçük etçil balık, onunla beslenen büyük etçil balık olarak bu şekilde sıralanıyor diyebiliriz. Diyor ki hangisi varılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar bunu piramide yerleştirirsek şöyle piramitte de nasıl olacak? Şöyle yerleştirirsek fitoplanktonlar arkadaşlar tabii ki en altta olacaklar. Onunla beslenenler zooplanktonlar. Onunla beslenen arkadaşlar küçük etçil balık. Küçük etçil balık. Onunla beslenen büyük etçil balık. Birey sayısı ne yapıyordu arkadaşlar? Yukarıya doğru azalıyordu. Birey sayısı azalır. Başka ne azalıyordu? Aktarılan enerji azalıyordu. Bunlar azalıyordu. Peki artan şeyler nelerdi? Bakın biyokütle yani her basamağın toplam canlı ağırlığı artıyordu. Dokularda arkadaşlar biriken zehirli maddelerin birikimi artıyordu diyebiliriz. Üçüncü trofik düzeydeki canlıların kimden bahsediyor? Küçük etçi balıklardan bahsediyor. Popülasyon yoğunluğundaki diyor azalmanı. Yani diyor ki size bu azalırsa diyor. Evet. Birinci diyor trofik düzeydeki canlıların popülasyon yoğunluğuna olumsuz yansıması beklenir. Nasıl düşüneceğiz? Bakın küçük etçi balık azalınca kim yiyor? Zooplanktonları. Bunlar yenemeyeceği için arkadaşlar ne olacak? Bunların sayısı artacak. Zooplanktonların sayısı artarsa ne olacak bu sefer? Fitoplanktonlarla beslendikleri için bunun da arkadaşlar ne yapacak? Sayısı azalacak. Evet, olumsuz yansıması beklenir. Bu doğru. Biyokütlesi en az olan 4. trofik düzeydeki canlılardır diyor. Biyokütle arkadaşlar gittikçe azalıyordu. Dolayısıyla en son basamaktaki canlıların biyokütlesi tabii ki daha az olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Abiyotik neydi arkadaşlar? Cansız faktörler. Cansız faktörler ekosistemdeki ne gibi? Işık gibi, su gibi, mineral gibi arkadaşlar. Bunlar nedir? Cansız faktörlerdir. Bu besin zincirine enerji kazandırılması birinci trofik düzeydeki canlılar sayesinde gerçekleşir. Evet burada arkadaşlar ışık enerjisini kim kullanıyor? Tabii ki fitoplanktonlar kullanıyor ve enerji bu şekilde besinin yapısına katılmış oluyor. Diğer canlıya ne aktarılıyor? Besin aktarılıyor. Besinin yapısına neyi aktarmış oluyorsun? Tabii ki enerjiyi aktarmış oluyorsun. Enerji arkadaşlar üreticiyle beraber sisteme giriyor. Doğru. Toplam enerji tüketimi en fazla birinci trofik düzeyde gerçekleşir. Arkadaşlar burada diyelim ki 100 tane glikoz üretildi değil mi? Fotosentezle beraber. Bu ne kadar aktarılıyor arkadaşlar? Bir sonraki basamağın %10'u aktarılıyor.
Dolayısıyla arkadaşlar enerjinin büyük bölümünün burada kaldığını söyleyebiliriz. Bir sonraki basama arkadaşlar %10 gibi çok daha az bir enerji aktarılıyor diyebiliriz. Büyük bölüm arkadaşlar bu basamakta aslında tüketilmiş oluyor diyebiliriz. Zooplanktondaki diyor biyolojik birikim fitoplanktondan azdır diyor. Ne demiştik? Biyolojik birikim yani zehirli maddelerin birikimi ne yapıyor arkadaşlar? Gittikçe artıyor. Dolayısıyla zooplanktonlarda daha fazla olması gerekir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne olmuş oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.